Ee, biz Yörük Türkmen kültürü'nün gönüllü elçisiyiz. Yörük şölenlerinde daha ağırlıklı e, Yörük gerçek e, Yörükleri tanıtmaya çalıştık Türkiye'de. E, 2000'den e, 94'ten 2000'e kadar bunun mücadelesini verdik. Sonra sosyal medya çıktı. Sosyal medya çıkınca e, bizim e, alanımız biraz daha genişledi, halkımıza e, biraz daha yakın olmaya başladık. Yörük Türkmen sayfaları kurduk yörük Türkmen kültürlerini yayınladık. E, tabii ki bize destek olan çıkmadı. Destek çıkmadı. Destek çıkmayınca görsel medyada çok fazla sesimiz yok. Ama şu anda e, biz yani bizim gibi birkaç tane daha arkadaşımız var. Bizler gerçekten sosyal medyada büyük ses getirdik. E, önce yürüyüm diye kendinden korkan yörük demeye kendin kendini yörük olarak görmekten korkan söylemekten korkan insanlar şey bugün yörük Türkmen yörük <laughs> Türkmen sayfası kurmaya başladılar. Neyse arkadaşlar böyle bir kısa tanıtımdan sonra şunu demek istiyorum. Biz halkın sesi, biz tabanın sesi, biz çiftçinin sesi, biz yörüğün sesi olduk. E, bugün de e, e, yolumuz Yalvaç'a. Yalvaç'ın e, aşağı Kaşıkara'da e, Taşevi köyüne geldik. Biliyorsunuz Kaşıkaralı Nail diye sosyal medyada tanıdığımız güzel dostumuz burada halka millete güzel bir şey yapmaya çalışmış. Şeker hastalarına buranın kayısısı çok meşhur. Nail kardeşim İstanbul'dan geldi. Burası kendi köyü. Akrabalar Akrabaları var. Burada dostları var. Zaten bu köyde büyümüş. <laughs> Şu an görüyorsunuz arkamızda kayısılar var. Ee, ...bu kayısı nasıl yapılıyor... ...neye yarıyor... ...ben biliyorum ama bunu... E, ...Nail'e soralım... ...kaşık arası Nail'e soralım... ...anlatsın bize... ...bu kayısının faydaları nedir... ...Hoyran bölgesindeki kayısıların ...dünya çapında... ...yani Türkiye çapında belki dünyada da bilen var ama... ...buranın patenti olmadığı için... E, ...bazı sıkıntılar var... ...o sıkıntıları inşallah... ...önümüzdeki günlerde gidereceğiz... E, ...şimdi ben... E, Arkadaşıma, kardeşime, biraz daha şöyle gel, <laughs> şunu sormak istiyorum. Kardeşim burası var, ee, bir başka yerde de serilmiş bölgesi var. Yani kayısıyı serdiği bölge var. Ee, bu kayısları ne yapıyorum? Önce kendini bir tanıt. <laughs> Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu bölge, e, Isparta'nın Serinkent ve Yalvaç arası olan Hoyran bölgesi. Ben kendim Kaşıkaralı'yım burada. Burası da benim akrabalarımın yani yüzde 90'lı benim akrabam olan Taşevi köyündeniz, Tırtar boyunun bir kol olarak Taşevi köyündeniz. Biz İstanbul'dan buraya geldik. Bu kayısının kurutmasını denedik. Olur mu olmaz mı diye. Malatya ile tabii ki bizim yörenin kayısısı çok farklı olduğu için Malatyalılar gibi kurutmayı yani düşünmedik. Çünkü onların farklı, onların hakkında şeker oranı çok yüksek. Kayısı açtığın zaman Malatya kayısının içinde şekerler kristal kristal belli oluyor. Bundan iki sene önce ben gelmiştim. Burada bir kurutmak için gelmiştim. Fakat kuruttuk da o zaman değerini bilmiyorduk. Yani o zaman o vesileyle öğrendik. Bu kayısılar bizim şeker pare dahil kuruttuğun zaman alyanağı var, efendim şalağı var, eee acı glik derler hepsinden var yani. Bunlar yerken e, sanki e, bir bal şeyine e, o kadar tatlı, o kadar lezzetli yani yaş yerken. Fakat kuruttuğun zaman mai bir muazzam bir tat alıyor. Ee, birkaç şeker hastasına verdik. Şeker hastaları memnun kaldı. Hatta insülinden kurtulan <laughs> oldu. Bu sefer dedik hakikaten bu şeker hastalığına iyi geliyor diyerekten e, topluma faydamız olur belki diye çıktık geldik bu sene de kurutmaya çalışıyoruz. Buranın kayısı e, eğer şayet e, topluma ulaşırsa hakikaten şeker hastaları bundan faydalanır. Ama şöyle bir şey var. Düzenli tüketecekler. Düzenli yaşamlarına dikkat edecekler. ya Şimdi adam şeker hastasıdır. Düzensiz yaşamına devam eder. Yani gökten haşa yani indirsek yok Yani faydası yok Adam düzensiz yaşıyorsa e Şimdi kayısıyı vermez şakkada kesecek diye bir şey yok Düzenli tüketecek Düzenli de yaşamını sürdürürse Kesin kez Şeker hastasına birebir Artı sarlığa zaten e, Deva e, Bağırsıklara desen ona keza Kabızlığı zaten öyle ama Kesin şeker hastasına muazzam Bir etki yapıyor bu vesileyle ben de kurutmaya çalışıyorum kardeşim. İnşallah. Kardeşim şimdi e, ben tabii kurutma yerinde gördüm yukarıda. E, orayı da çekeceğiz inşallah vaktimiz olursa. Kardeşimin kuruttuğu bölgeyi çekeceğiz. E, orayı da size göstermeye çalışacağım. Muazzam temiz güzel bir e, kurutma şekli yapılıyor. Çünkü burası da hijyenik yani hiçbir sıkıntı yok. E, şimdi burada da var işte. Burada Organik görüyoruz. Ve Organik ve doğal. Şimdi e, bu yaş e, kayısıdan kuruttuğumuz zaman kaç kilo kayısı çıkıyor veya ton olarak düşünelim evet, bir tondan <laughs> bir tondan 100 kilo çıktı mı iyi yani, yani Malatya'nın 4-5 kilosundan bir kilo e, bir kilo çıkar ama bizim 8-10 kilodan aşağı bir kilo çıkmaz çünkü niye onların kayısını ağırlaştıran şekeri bizde şeker oranı zaten yaşında da az. Kuruttuğumuz zaman o az şeker de kaybolunca tam şimdi sen de tattın gördün yani. Evet, evet. O kayısı yani e, e, mümkün yok yediğin zaman onu evet. e, k, e, kurutmadan önce yediğin zaman e, mümkün yok o ekşiliği maya bulamazsın. Ama kuruttuğun zaman maya gördün yani. Evet. Şimdi e, Allah kısmet ederse biz bunları bu e, şeyde yapacağız. Güzel pakat denecek. Önceden e, yani elimizden geldiği kadar şeker hastalarına ulaşmaya çalışacağız. Ee, no, zaten normal vatandaş yese de olur yemese de olur o sağlıklı. Ama şeker hastaları yerse en azından bir nebze de olsun faydamız olur. Evet. Bir nebze de olsun faydamız olur. Değerli dostlar aynı zamanda şeker hastalığından öte yani birinci e, güzel tarafı e, bu. Araması çok farklı. Şu arkamda gördüğünüz eğer... <gülüyor> evet. <gülüyor> Eğirdir Gölü. bunu daha tabiatın, tabiatın evet. <laughs> e, daha onu güzel çekeceğim inşallah montajda montajlayacağız. E, bu arkamda gördüğünüz e, Eğirdir Gölü'nün bu meyvelere <laughs> verdiği Bozulmamış. evet doğası evet. ve itibası bozulmadan kişileri yani insanla, <laughs> insanları da ne lehçesi bozulmuş ne doğası bozulmuş atasından ötesine hala yörük oğlu yörükler yani. Oyun dediğim hepsi bir araya toplaşıyorlar. <laughs> <laughs> evet, e, bu gördüğünüz Hoyran bölgesinin <laughs> neminden, rutubetinden e, bu meyvelerimiz bu yüzden aroması çok güzel. Şeker oranı düşük ve aynı zamanda kabızlığa e, da çok iyi geldiği söyleniyor. Sarılığa, yani internetten de araştırabilirsiniz. E, başka kayısılarla bu Hoyran bölgesindeki kayısıları karşılaştırmak mümkün bile değil. Yok yani, anlattı <laughs> ben. Anadolu'nun her yerini gezdim. Köy kasaba. Anadolu'da her yerde yani meyvesini de gördük. Hepsini gördük. Yani bu yöredeki lezzet farkı hiçbir yerde yok. O da bu gördüğümüz hani gölün rutubeti. Evet. Ee, arka taraf biliyorsun torosların parçası orman. Evet. Burası, e, gölün rutubeti bunu besliyor. Yani çok farklı bir tat var. Evet. Onun için e, yani meyvede değil maksat. Bölgede yetişmesi. Yani meyve meyvenin yani kayısı olması değil. Bölgenin kayısısı olması farklılık yaratıyor. Yani bu bölgenin bu doğanın verdiği bir lezzet ondaki. Lezzet yani kayısıdaki lezzet. Evet. Ee, yani e kesinlikle şeker hastasına birebir geldiği gibi bu lezzeti başka bir Anadolu'da başka bir yerde ben görmedim. Çünkü gezdim ben Türkiye'nin her yerini gezdim. Bunun Yok yani. Aroması daha farklı. Farklı, yani, çok evet, farklı. Evet, yani evet. Bunu bırak başka meyvelerde yine aynı farklı o yörelerden. Yani değişik bir iklim var burada yani. Hoyran bölgesinin hakikaten bütün meyveleri çok güzel. Burada gerçi elma falan çok az ama ee, kiraz, kirazı da çok güzel. Yani çok az olmasına rağmen biz tattık. Bu sene daha tatmak nasip olmadı ama evveli sene gelip aynı çekimi yaptığımızda ee, kirazını tattık çok farklı mesela bizim Gönen civarında da bu olur ee, kirazımız vardır bizim ama buranın aroması işte aramanın tadını veren buranın toprağı değil buranın havası şu Hoyran bölgesinin e, şu denizin güzelliği burası bir daha başlayalım ha. şimdi e, artık buradan sonra tarlalara gidip çekim yapacağız Hatta e, bilmiyorum ama e, alıcılarla da konuşabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. E, son olarak bu kayısı, Hoyran bölgesinin kayısı hakkında ne demek istersin? Demek istediğim şu, sabahleyin kahvede oturuyordum. Bir tanesi dedi ki ben 80 ton kayısı üretiyorum dedi. 80 ton kayısı üretip de debelenmektense, bedavaya vermektense, 20 ton üresin, o 80 ton sattığı kayısının iki misli parasını kazanır. Ama kurutsunlar. kurusunlar. Yok yok, yani bilmiyorlar. Yani bir de vatandaş öyle bir şey ki, e, bir an önce toplayacak, bir an önce verecek, kurtulacak. Artı e, doğa şartları geliyor bir çarpıyor. E, her zaman kış vurdu derlerdi, bu sene de dolu vurdu. Evet. Çok kayısıları vardı, o da yetmiyor, bir de tüccar vuruyor. <laughs> bir de tüccar vuruyor yani. Bizim memleketimizin insanı yani bek seviyor soyulmayı. Ne yani yani iyi niyetliler, itikatlar, inançlar. Ee, önce 5-10 kuruş para dağıtıyorlar. Aa bu verecek diyorlar. Arkası gelecek. Bu sefer kökünü birden götürüyorlar. Yani para da kazanamıyorlar. Acaba, e, burada kooperatif kurulsa e, burada mesela bir diyelim ki Taşevi'nin bu bölgesinde veya kaşıkaranın e, yani bir yani. bir kooperatif kurulsa yani fikir olarak söylüyorum nasıl olur acaba ya, tabii ki yani e, kooperatif demek birlik beraberlik demek hani kooperatifi kurmak da bir şey değil yani e, insanların söylemiyle eylemi e, samimi olmalı dürüst olmalı o zaman kooperatif de kursa olur herhangi bir başka a, a, isimle de kursa olur mesela dernek olarak da kursa olur ama Şimdi öyle bir şey ki, e, bunu e, yöneticisi bir kere yani çok dürüst olmalı, e, samimi olmalı. Ben değil, ben değil biz olalım demeli. Şimdi şu kayısının yani e, aman ben yapayım da ben satayım, ben yolumu bulayım değil. Aman hepsi de satsın da hepsi daha çok para kazan, köylümüz faydalansın demeli. Yani güzel olur beraberlik atmak, ama... ama dernek kurmak tabii ki güzel olur. En azından genç çocuklarımızı bir araya toplarsın. Cahilimiz varsa cahilimiz eğitilir. Talebemiz varsa talebelerimize katkıda bulunur. Şimdi yani bu memlekette cemaatler mesela şimdi ne yapıyorlar? Bizimkinlerin düzeyi düşük olunca köy köy, mahalle mahalle üç tane dört tane gönderiyorlar. Çorumuzu çocuğumuzu ufak ufak zehirliyorlar yani. Ondan sonra neymiş? Bu FETÖ'ymüş yok bu bilmem kimmiş. Doğru. Hakikaten doğru yani. Evet. FETÖ ismi gider başka bir isim gelir. Yani en azından sağlıklı bir kazançlar olursa geçim istikballerini sağlarlar. Ekonomik bağımsızlıkları olduğu zaman kimse bunların sırtını yerine yere getiremez. Ama önce birlik beraberlik. Birlik beraberlik çok önemli. Birlik beraberlik yani. Evet. Çok teşekkür ederim bu vesileyle İsmail Akçay kardeşime. E, yürüyün Türkmenin Türkmen'in duayeni yani, hiçbir zaman için para pul için yani dolaşmadı. Bize sanalcı diyorlardı. Alay ediyorlardı. Ama şimdi o alay edenlerin hepsi bizden medet bekliyor. Bizim sanaldan medet bekliyor. Sevgiler, selamlar cümle emmi çocuklarına. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Tekrar e, biz e, çekimlerimize devam edeceğiz. E, Ramazan kıvrak der ya, ben de ondan alıntı yapayım. Yüklü deve dinlenmez. Hadi bakalım. Hadi. <laughs>